Greco-Roman ameli takımı da antrenörlüğünü yapıyor ve şimdi Rıza Kayabin biraz önceki pozisyona egzamlarınıza geliyor. İşte buradan sıkıştırdı, rakibinin minder dışına taşıdı ve buradan bir puan alıyor Rıza Kayabin. Azerbaycan'ın başarılı hakemi İcra Şerifov Rıza'yı köşesine geri gönderdi. Sırtından hiç dert kalmasın. Tekrar sildirdi Rıza'ya ve Rıza tekrar silindi geldi. Ve şimdi Yusuf Aydın buna. Aman. Bu kadar mücadelesinde ikinci devre başlıyor sevgili seyirci. Günaydın. Sağ ol. Hocam yazılara okudunuz mu? Evet okudum. Hatta yanımda getirdim. Bakalım kimler ne kadar almış göreceğiz. Hocam ben kaç aldım? Bekle kızım. Sabret, sırayla okuyacağım şimdi. Özcan Gök. 80. Nezir Kolak. 75. Merve Sincar. 90. Aferin kızım. Rümeysa Şen. Ah Rümeysa. Biraz daha ders çalış kızım. Kötü. Puanın kötü değil ama. Biraz daha çalışsan daha yüksek alırsın. 65. Otur bakalım. Berfi Kavak. 95. Hocam ben ne bekliyordum? Kızım o kadar size söyledim değil mi? Dikkat ettim senin kağıdına. Bir tanesini boş bırakmışsın. Artık bir dahaki sefere. Yapacak bir şey yok kızım. Otur bakalım. Evet, nerede kalmıştık? Şükran Aslan. 100. Aferin kızım. Kötü kapatacakmışsın. Kızım ne dedin sen? Kalk bakalım ayağın. Kalk. Kalk. Özür dilerim bakalım arkadaşıma. Özür dilerim. Otur şimdi. Dinle burayı. Çocuklar. Çocuklar. Hayatınızın her anında başarılı olacaksınız diye bir şey yok. Yeri gelecek kaybedeceksiniz. Yeri gelecek kazanacaksınız. Ama her seferinde kaybetmeyi öğreneceksiniz. Sabretmeyi öğreneceksiniz. Size şöyle anlatayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerine dönerek aranızda en iyi güreşçi kimdir diye sorar. Sonra sahabeler de Peygamber Efendimiz'e dönerek aramızdaki en iyi güreşçi sırtı yere gelmeyen en kuvvetli kişidir derler. Peygamber Efendimiz sahabelerine dönerek şunu söyler. Sizin söylediğiniz gibi güçlü kuvvetli kişi değil. Öfkelendiğinde nefsine hakim olabilen, sabretmeyi en iyi bilen kişidir der. İşte buradan da anlayacağınız gibi arkadaşınız az önce kötü bir söz söyledi değil mi? Sabretmesi gerekiyor. Hayatınızın her anını sabretmeyi bilin çocuklar. Eğer sabrederseniz kazananlardan olursunuz. Tamam? Bu sözlerimi asla ve asla unutmayın. Neyse çok konuştum ben. Zaten vaktimiz de kısıtlı. Size bu arada ben test hazırlamıştım. Öğretmenler arasında unuttum. Sessizce bir şekilde beni bekleyin. Geliyorum 2 dakikaya geliyorum. Yarınki final maçında kaç tane gol atarız? 3 tane atarız. Ne 3 tane canım? 4-5 tane atarız. Karşı tarafın hiç şansı yok. Yusuf bizim sırttan aldıktan sonra kupa bizimdir. Boyu uzun olduğundan çok gol atar. Kafayla çok gol atar yarın. Baksana şuna. Neyse Emre Hoca geldi. Ben yerden toplanın çocuklar.
Çilo. Asıl kaptanları siz misiniz? Yazı mı, tura mı? Evet, yazı geldi. Toplu kalemi. Top. Peki, sen de? Hangi kaleyi seçiyorsun? Canlı faul yaptı. Hocam yanlış söylüyor. Benim üzerime yürüdüm. Arkadaşlar ben size düdüğümü bekleyin demedim mi? Her şeyi gördüm ben. Şimdi ikinize de kırmızıları göstereyim de görün. İkiniz de dışarı çıkıyorsunuz. Hadi bakalım. Ben ne yaptım? Görmedin mi adam nasıl giydiriyor? Çeneni tutup kendine hakim olabilseydin, hakem ikinci de değil de sadece Ahmet'e kırmızı kart verecekti. Kupa bizim olacaktı. Hatırlasana Emre Hoca destanı anlatmıştı. Peygamber Efendimiz asıl güreşçi öfkelendiği zaman hepsine hakim olabilen de dememiş miydi? Keşke sen de biraz sakin olabilseydin. Haklısın, ben de pişman oldum Fakir. Son pişmanlık fayda etmiyor Yusuf. Baksana Allah'ın yanında bir durum. Yavaş olsana be. Konuşma lan devam. Ya sabır, ya sabır. Bu kadar sen etkiler mi? Çık dışarı. Hadi getir topu. Damışta Ahmet'e karşı bir şey yapmayıp kendine hakim olabildin. Unutma, asıl güreşçi öfkelendiğinde nesine hakim olabilen kimsedir.